radyoda da atılıyor muydu? Yani bizlerde kökeninde ne var sizce? Kim çıkartmış bu kandil simidini? Alıyoruz, yiyoruz ama normal simitlerden farkı ne? İşte mübarek gecelerde alınır, dağıtılır hayra diye biliniyorum. Aynen doğru. Şey, Halep tarafından geldiğini biliyorum. Yani Halep simidi deniyor zaten diğer ismiyle. Yani kökeni oralara dayandığını biliyorum. Osmanlı'ya dayandığını. Muhakkak özel bir anlamı vardır yani dinimizde ama çok detaylı bilmiyorum. Alıp dağıtırız. Ha, evde komşulara, apartman komşularına dağıtırız hep. Ölülere Fatiha geçsin diye dağıtıyoruz. Peygamber Efendimiz kim çağırdı? Peygamber Efendimiz değil mi? Kökenle şimdi dinlemeyeceğim de ben. Dinimiz İslam öyle gerektiriyor, öyle şey yapıyor yani. Vallahi bilmiyorum, eski bir gelenek ama tabii şeyini bilmiyoruz. Hayırseverler dağıtıyor genelde eskiden beri. Biraz böyle eski insanların adeti ama biz yeni olduğumuz için geçmişten günümüze kadar dayanan bu kandil simitleri neden yapılıyor? Daha önce bilirsiniz tabii tarihimizi. Osmanlı döneminde tuz, şeker falan gibi gıdalar biraz daha az nadir bulunuyordu. Daha önce şekerli yapılıyordu. Şu anda tuzlu yapılıyor. Böyle evsiz, barksız, aç işte komşularımız, ailemiz, akrabalarımız gibi insanlara mübarek gecelerde dağıtılıp aile bağlarını biraz daha sıkı tutmak için, akrabalık işte, komşuluk bağlarını. Bu gibi şeylerden diyebiliyorum ben. Kandil günleri aç kalmasınlar diye günümüze kadar ulaşmış. Böyle bir gelenek haline gelmiş. Aynen. Bu şekilde yumak haline getiriyoruz. Sonra elimizle çevirip tavaya bırakıyoruz. Sonra kendiliğinden mayalanıyor zaten biraz daha. Hani kabarmasını biraz daha isterseniz istime atabiliriz mesela buhar odasını. Biraz daha canlı olur. Biz bu şekilde yapıyoruz. Mahlepli. Aynen mahlepli. Bunun özelliği mahlep olması mı içerisinde? Ya, mahlep olması işte. Biraz daha böyle hani nasıl söyleyeyim size? Doğal olması. Hani yağ, tuz, şeker oranının daha az.